Evet, şimdi Sol Parti Meclisi üyesi Alper Taş bizimle. Sayın Taş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, haberin girişinde de söyledik. Beklentilerin altında kalan fındık kilogram fiyatı aslında tartışılacaktı. Bunu konuşmamız gerekiyorken Erdoğan'ın Fikri Sönmez'i hedef alması daha çok konuşulur, daha çok tartışılır oldu. Çok kısa bir şekilde hemen tekrar hatırlatayım. Ne dedi Erdoğan? Ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim ordum çok ödedi dedi Erdoğan ve çok fazla tepki çekti. O tepkilerden bir tanesi sizden geldi Sayın Taş ve sert bir yazı kaleme aldınız. Onu kısaca izleyicilerimize aktaralım, ondan sonra sözü size bırakmak istiyorum. 12 Eylülcülerin Fatsa'ya bedel ödettikleri doğrudur ama o demokrasiye ödetilen bir bedeldir. O bedelin üzerine zaten Erdoğanlar iktidar oldu. Fikri Sönmezler cezaevinde katledilirken Erdoğanların önü açıldı. Küçücük bir ilçede demokrasi ufku ortaya konduğu için Fikri Sönmez'in temsil ettiği değerler onlar için halen bir tehdit oluşturuyor. Çünkü kendi dayandıkları tek adam rejimini alt edecek olan Fikri Sönmez'in değerleridir, pratikleridir. Bu değerler kazanacak ve Erdoğanlar kaybedecek. Korkmuş olmalı ki sözüm ona Terzi Fikri'yi orduya mahkum etmeye çalıştı diyerek bir yazı kaleme aldınız Sayın Taş. Şimdi buradan 3 tane kelimeyi cımbızlamak istiyorum ve o cımbızlayıp onları biraz mercek altına biraz daha açmak istiyorum. Şimdi Erdoğanların önü açıldı. Erdoğanlar kısmını soracağım size, tehdit kısmını soracağım ve korkmuş olmalı ki kısmını. Buyurun Sayın Taş. Şimdi hangisinden başlayalım? Korkmuş olmalıdan mı başlayalım? Yazı sizin, buyurun. Evet, şimdi öncelikle Fatsa Fikri, Fikri Sönmez, Terzi Fikri terörle özdeşleştirmek başlı başına yaşanmış olan tarihi kendi anlayışıyla yazma uğraşından başka bir şey değil. Evet, Fatsa teröre muhatap oldu. Fatsa halkı teröre maruz kaldı, Ordu halkı teröre maruz kaldı. O nokta operasyonu ve 12 Eylül'le beraber bu terörün uygulayıcısı olanlar, işte az önce Erdoğan çeşitli siyasetçileri saydı, onların yolundan yürüyoruz dedi. Orada Demirel'i unuttu. İşte Demirel ve 12 Eylülcülerdi Fatsa'ya ve Ordu'ya terör uygulayanlar. Yani orada terörün bedelini ödeyen Fatsa halkıydı ama teröristler ve terör uygulayanlar 12 Eylülcüler ve Demirel iktidarıydı. Doğal olarak teröre kurban olan doğrudur Fatsa halkı ama Fatsa halkının önderi terörist değil, tam tersine önce Demirel iktidarı tarafından daha sonra da Ordu eliyle, Cumhur eliyle yürütülen terörün bedelini ödediler ve Amasya cezaevinde o ağır bedellerin sonucu olarak Terzi Fikri yaşamını yitirdi ve yüzlerce, binlerce Fatsalı işkencelerden geçirildi. O yüzden terör lafını Erdoğan'ın sahiplendiği geleneğe havale ediyoruz. Gerçekten halka karşı terörün sahipleri ve sorumluları Erdoğan'ın Ordu meydanında sahip çıktığı siyasetçilerdir ve 12 Eylülcülerdir, Kenan Evrenlerdir ve Cunta'dır. Şimdi bu konuşmasını yaparak esasen Erdoğan'ın zihniyetine de varabiliyoruz. Erdoğan'ın zihniyeti 12 Eylülcülerin zihniyetidir. 12 Eylülcülerin bakış açısıdır ve Demirelcilerin bakış açısıdır. Demirel'in bakış açısıdır. Şimdi Demirel demiştir ki Çorum'da katliam yaşanırken Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın demişti. Kenan Evren de 12 Eylül'ü yaptığında biz darbe yapmasaydık Türkiye'yi Fatsa'dakiler yönetecekti. Pekala Fatsa'da yaşanan neydi o dönem itibariyle? Ne yaşanıyordu Fatsa'da? Bakın orada halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı vardı ve Fatsa'da huzur vardı. Fatsa'da kara borsaya karşı mücadele vardı. Fatsa'da fuhuşa karşı mücadele vardı. Fatsa'da halkın doğrudan demokrasisi vardı. Fatsa'da huzur vardı, barış vardı. Bunu söyleyen sadece devrimciler değildi. Adalet Partilisinden MSP'lisine kadar herkes ya bırakın Fatsa'yı, Demirel iktidarına bunu söyledi. Bizde huzur var, bizde barış var. Fatsa'yla uğraşmayın demesine rağmen Türkiye'nin birçok yerinde terör kol gezerken İktidar bütün okları Fatsa'ya çevirdi ve Fatsa'da filizlenmeye çalışılan bir demokrasi anlayışını esasen hedef aldılar. Şimdi bunların korkulağın altında yatan temel faktör Fatsa'da yeşertilmiş olan, 79'da yeşertilmiş olan bir demokrasi anlayışı, demokrasi ufku. Şimdi bu ufuk, bu pratik hala daha Türkiye'de, bak aradan yıllar geçti, 40 yılı aşkın bir zaman geçti. Ne öncesiyle ne sonrasıyla hala daha hayata geçirilebilmiş bir demokrasi anlayışı değil. Fatsa'daki demokrasi pratiği hala da aşılabilmiş değil. O demokrasi anlayışı neydi? Bugünkü demokrasi diye önümüze konulan anlayışın tamamen zıttıydı. Tamamen onun antiteziydi. Bugün ne yaşanıyor? Erdoğan şundan dolayı rahatsız oluyor. Erdoğan'ın ufkunda halkı nasıl ben yönetirim? Ben yönetirim, bak biz değil, ben yönetirim anlayışı var. Ama Fikri Sönmez'in anlayışı halk nasıl yönetir anlayışıydı. Fikri Sönmez'in demokrasisinde, Fatsa'nın demokrasisinde halkın doğrudan söz sahibi olması vardı. İktidarın bir kişinin tekelinde toplanmaması vardı, halklaşması vardı, toplumsallaşması vardı. Bu açıdan Erdoğan'ın hayal edemeyeceği ve Erdoğan'ın korktuğu, halkın söz yetki ve karar sahibi olduğu, halkın yönetime katıldığı, halkın dayanışma içerisinde olduğu, yani yanağından gayri her yerde, her şeyde hep beraber denilebilen bir örgütlenme, bir devrimci demokrasi anlayışı ortaya konmuştu. 12 Eylülcüler de bundan korktu. Şimdi 12 Eylülcülerin izinden yürüyen Erdoğan da buradan korkuyor. Çünkü aynı zamanda Fatsaları karalayarak, Fatsaları ezerek, Fikri Sönmezleri katlederek bu siyasal İslamcı rejimin önünü açtılar. Bu siyasal İslamcı rejim bugünkü iktidarın kaynağına bakarsak 12 Eylül'e kadar varabiliriz. Pekala 20 yıldır bu ülkeyi yöneten Erdoğan, Fatsa'da 8 aylık bir devrimci demokrasi pratiğinde Fatsa'nın yarattığı değerlerin onda birini yaratabildi mi? Onda birine uygun bir maneviyat yaratabildi mi? Bir ahlak yaratabildi mi? Bir kültür yaratabildi mi? Bir demokrasi ufku yaratabildi mi? Yaratamadı. Türkiye'yi yangın yerine çevirdiler. Türkiye'yi tek adamın şahsında geleceği ipotek altına alınmış bir ülke haline getirdiler. Açlık, işsizlik, yoksulluk, ekolojik yağma. Bakın bugün Fikri Terzi'nin Fatsa'sı maden yatağı haline dönüştürülmüş ve madencilerin istilası, toprağa zehirlenen, iklimi zehirlenen bir yer haline dönüştürülmüş ordusu. Şimdi doğal olarak Fikri Sönmez yaşama sahip çıkan, fındığa sahip çıkan ve bunlara sahip çıktığı için halkın teveccühüyle, büyük bir oy oranıyla iktidar olmuş bir insandı, bir devrimci halk önderiydi. Ve o fındıkta sömürüye son mitinglerinin örgütleyicisiydi. Hı hı. Doğal olarak Erdoğan 24 Temmuz'da Fatsa fikrinin yolundan yürüyen bizlerin, Sol Parti'nin 24 Temmuz'da Fatsa Cumhuriyet Meydanı'na yaptığı ve üretici... Oraya da gelmek istiyorum, evet. O atmosferi sizden ayrı. Özetle şöyle toparlamak istiyorum. Fatsa fikri bitmiş bir olay değildir. Geçmişte kalan bir olay değildir. Fatsa'nın demokrasi ufku kaybolmuş değildir. Bitmiş değildir. Sadece tamamlanmamıştır. Hı hı. Yarım kalmıştır. Herhalde Erdoğan bu yarım kalmış demokrasi ufkunun şu an kendi tesis etmek istediği sivil diktatörlük anlayışına karşı çok önemli bir panzehir olduğunu, bir gelecek ufku olduğunu görüyor ve aklına Ordu'da Fatsa fikri ve onun demokrasi anlayışı geliyor ve onun korkusunu hissettiği için 12 Eylülcüler gibi ve izinden yürüldüğü Demirel gibi sözüm ona Fatsa fikriyi karalamaya çalışıyor, Terzi fikriyi karalamaya çalışıyor. Şimdi sorduğum baştaki 3 kelimeyi karşılaştıracak olursak korku eşittir demokrasi, demokrasiden korkuyor dediniz. Erdoğanların karşılığına siyasal İslam dediniz ve haliyle Türkiye'deki karşılığı da tek adam rejimi olarak. Bu tehdit de tek adam rejiminin elinden kayıp gidecek olmasına yönelik bir tehdit olarak söylediniz. Şimdi geçmişe çok güzel ışık tuttunuz, çok güzel anlattınız. Bir başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi zaten siz de mitinge geldiniz. Ondan öncesinde başka bir sorun var. Acaba Erdoğan bunları bilinçli mi yapıyor? Yani oraya gidip Terzi Fikri'yi hedef göstererek beklentilerin çok çok altında kalan alım fiyatının konuşulmamasını mı istiyor? Çünkü son 24 saattir keza sosyal medyada, televizyonlarda, her yerde bu konuşuluyor. Aslında Türkiye'nin tekel olduğu bir konuda bu fiyatın neden buralarda olduğu konuşulurken muhalefetin ortaya attığı fiyatlar var. Siz oradaydınız, alandaydınız. Tahmin ediyorum ki üretici bundan memnun değildir bu fiyattan. Erdoğan acaba bunları bile isteye mi yapıyor? Şimdi tabii bunu bilerek yaptığı doğrudur. Ama sadece gündemi değiştirmek için yaptığı kanaatinde değilim. Elbette ki açıkladığı fiyat alım rakamı çok düşük. Biz en az 70 TL talebiyle Fatsa ve Ordu'nun bütün köylerine, ilçelerine gezdik. Halkın bize yaklaşımı şuydu. İnanın hiç herhangi bir tepki almadık. Çok olumlu yaklaşımlar aldık. Halk bize şunu dedi, üretici bize şunu dedi. Yani 70 lira da az. Fakat bunlar 70 lira bile vermezler yani dediler. Şimdi biz eğer bu eylemi örgütlemeseydik, bu mitingi yapmasaydık 54 TL bile vermeyeceklerdi. Onu da size söyleyeyim. Yani bunun daha altında bir fiyat vereceklerdi ama bizim yürüttüğümüz, halkla beraber yürüttüğümüz çalışma görece bu fiyatı biraz daha, tırnak içinde söyleyelim, yetersiz, üreticinin hakkını karşılayan bir ücret olmamakla birlikte biraz daha yükseğe çıkarmaya kendilerince gerekçe buldular. Şimdi bu bu açıdan Fındık'a verdiği fiyatın düşüklüğünü tartıştırmaktan uzak tutma anlayışını gündeme soktu. Fikri Sönmez'i gündeme taşıyarak ama başka bir şeyi de amaçladı burada. Onu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Dikkat ederseniz bir sağ siyasetçiyi saydı. Şimdi Cumhur İttifakı daralmış bir ittifak. Devlet Bahçeli'ye ve Büyük Birlik Partisi'ne, Destici'ye kadar daralmış bir ittifak. Doğal olarak Millet İttifakı'nın yanında sağdan yapılar var, sağdan partiler var, sağ yurttaşlar var. Şimdi esasen Ordu mitinginde bu tabana seslendi. Sözüm ona Fikri Sönmez'i korku haline dönüştürerek çözülmeye başlamış olan sağ tabanı, yani kendisine karşı konum almış sağ tabanı Terzi Fikri korkusu üzerinden sözüm ona birleştirmeye çalışıyor. Terzi Fikri'yi bir terör odağı haline getiriyor. Sizden neler çektiniz? İşte bakın şu an bu yok. O yüzden sizin yeriniz bizim safımızdır manasında gelen sözüm ona aklı sıra bir strateji yapıyor. Ama gidin Fatsa sokaklarında, Ordu sokaklarında sorun. Vicdan sahibi her yurttaş, şu an sağa da oy vermiş yurttaş ve inanıyorum Erdoğan'a da oy vermiş yurttaş, elini vicdana koyan yurttaş Fikri Sönmez'in belediye anlayışından ne kadar memnun olduklarını ve onu ne kadar minnetle ve saygıyla andıklarını ifade ederler. Yani Fatsa fikrinin hakkını bugün Fatsalılar ve bütün Ordu verir, bunu ifade eder. Esasen Fikri Sönmez gibi bir halkın gönlünde yer tutmuş bir insana saldırarak Erdoğan zavallılığını ortaya koydu. Ne kadar tükenmiş olduğunu ortaya koydu. Ne kadar bitmiş olduğunu ortaya koydu. Yani bu aslında onun tükenmişliğinin bir göstergesi, bir ifadesi. Birçok boyutuyla Fikri Sönmez bir üreticinin hakkı ve hukukunun örgütleyicisi, bir halk önderidir. İki, bir yerel yönetim pratiği itibariyle Türkiye'de şu ana dek herhangi bir örneğini görmediğimiz bir devrimci demokrasi, temsili değil, doğrudan demokrasi anlayışını ortaya koyan bir pratiğin aynı zamanda önderidir. Ve bunlar Türkiye'nin gerçekten geleceğidir, geleceğine ait değerlerdir. O yüzden Erdoğan'ın Ordu'da saldırdığı Türkiye'nin geleceğidir, geleceğine ait değerlerdir. Fatsa çünkü ve Fikri Sönmez'in fikri gerçekten Türkiye'nin gelecek fikirleridir, değerleridir. Evet, ekranlarınızın ortasında da gösteriyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürk'ün annesi Ayten Öztürk'ün cenaze töreni. Çok sayıda siyasi isim katıldı. Oraya tekrar bağlantılarımız olacak. Sayın Taş, bir sorum daha olacak. Şimdi Erdoğan'ın açıklamaları bitmişliğin, tükenmişliğin göstergesidir dediniz. Siz de orada alanda bulundunuz, mitingler düzenlediniz, halkla çok iç içe geçtiniz. Peki bu bitmişlik, tükenmişlik halka net bir şekilde yansımış mı? Bir ses yükseltme, bir yaka sikme durumu söz konusu mu? Evet, yani bunu daha önce Trabzon mitinginde de gördük, Fatsa mitinginde de gördük. Şimdi bu Fatsa ve Trabzon iki önemli yer. İşte Trabzon AKP'nin güçlü olduğu bir yer, Ordu'da AKP'nin çok oy aldığı bir bölge. Şimdi biz daha önce oralarda siyasi çalışma yaparken, gerçi kendimiz de o bölgedeniz, yani bize herhangi bir fizik saldırıda bulunmazlardı ama arkadaşlarımıza, bizlere laf atarlardı. Yani Sayın Taş, son birkaç cümlenizi tekrar edebilir misiniz rica etsem? Şimdi çalışma yaparken bize fiziki bir saldırıda bulunmazdı oradaki AKP tabanı. Ama bize laf atarlardı. İşte reis haklıdır, reis doğru söylüyor, reis gibisi yok filan ve benzeri gibi ne anlatıyorsunuz, ne söylüyorsunuz noktasında bir takım yakıştırmalar ve suçlamalarda bulunuyorlardı. Fakat yaptığımız miting çalışmalarında şunu gördük. Hele Trabzon'da insanlar artık öfkeli. Erdoğan'a öfke kusuyor. Erdoğan'a sesini yükseltiyor. Yani bizim Erdoğan'ı eleştirmemize gerek kalmıyor. Onlar bizden daha ağır bir biçimde Rize'de, Trabzon'da tepkilerini ortaya koyuyor. Fatsa'da da öyle. Fatsa'da o kadar köy gezdik. Bize dönük ki biz daha tırnak içinde daha sol bulunan bir partiyiz halk nezdinde. Bize karşı ilgileri, teveccühleri çok iyiydi. Çok işten sahiplendiler. Söylediklerimizi çok dikkate aldılar. Çok büyük bir kitlesellikle bizi karşıladılar. Taleplerimizin yanında durdular. Ve Erdoğan iktidarına karşı öfkelerini ve eleştirilerini de esirgemediler. Zaten Fatsa'daki ortaya konulan mitinge katılım oranı da bunu ortaya koydu. Erdoğan işte bundan da rahatsız oldu. Bu mitingin etkisinden de rahatsız oldu. Ve orada bir şey daha oldu. Bizim Başkanlar Kurulu üyemiz Önder İşleyen yaptığı konuşmada doğal olarak, tarihsel olarak Fındıklar Sömürü'ye son mitinglerin düzenleyicisi Fikri Sönmez'i andı. Ona selam gönderdi ve alandan büyük bir alkış koptu. Herhalde Erdoğan bütün bunları birleştirerek Fikri Sönmez düşüncesini ve dünyasının hala daha Fatsa'da ve Ordu'da yıllar geçmesine rağmen ağır bir silindir altında bu düşünce ezilmesine rağmen hala daha bu fikirlerin, bu düşüncelerin oralarda dile getirilmesinden ürktü ve korktu. Hem fındık taban fiyatına ilişkin düşük rakamı unutturmak hem de dağılmış olan sağ tabanı Terzi Fikri korkusu üzerinden yanına toparlamak amacıyla boşa kürek çeken bir hamle yaptı diye düşünüyoruz. Sayın Taş, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.